Aykırı Sorular Saati değil, saat 20.45. Enver Aysel Erdem buradayım. CNN Türk Radyo'da da birlikteyiz. Kimle? Nur Sürer'le hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi pek ekranlarda görmüyoruz ama burada olmanızdan ben mutluyum. O yüzden ayrıca da teşekkür ediyorum. Ben de mutluyum. Sizin son Twitter'daki özellikle yazdıklarınızdan kadın meselesinde kafanızın bir hayli bozuk olduğunu görüyorum. Sizinle kızdırıyorum. Ben aslında yeni şeyim ve orayı seviyorum. Yani bu aşık grevlerinde Diyarbakır'a gittiğim zaman il başkanı gösterdi bana, Zübeyde. İşte böyle yazılıyor. Çünkü ben internet şeyini hiç bilmiyordum. Hı. Orada ve çok sevdim. Yani çünkü bir yerde böyle serbest kürsü gibi bir şey. Yani tabii çok üslubu bozuk sağlıklı yazılar bir da oluyor. Düşünüyor musunuz? Ben düşünüyorum. Yani çünkü sonuçta beni ilgilendirmiyor. Ben kendi düşüncelerimi aktarıyorum. Yani kadın konusunda çok şeyim tabii. Özellikle yani kadın cinayetleri hep vardı. Şey diyorlar ya işte kadın cinayetleri bu işte platformlar ortaya sürdüğünden beri daha fazla. Hayır. Görünür oldu sadece. Farkındalık yarattı gençler. Üstelik bizim yarı yaşımızdaki çocuklar asla ailelerinde bir şiddet görmeyen çocuklar. Öyle ortamda büyümemiş çocuklar ama onlar bu işin peşine düşmüşler. Dolayısıyla kadın cinayetlerini önleyeceğiz platformunda çalışıyorum ben de bir yandan. Sizin dilinizin pek kemiği yok konuşunca da. O yüzden de her şeyi söylüyorsunuz. Evet. Bu iyi mi? Söylüyorum yani. O çok dikkatli yani prensipleri olan bir insanım. Yani mesleğimde işte ne bileyim ödemelerimde falan filan. Devletli başımın ödeme konusunda asla derde girmesini neden istemem. Neden devlete borçlamak? Daha fazla kafa tutmak için yani. Çünkü vergimi öderim, elektrik parasını 2 gün önceden yatırırım filan. Yani o anlamda rahat olmak istiyorum. Sizin eşinizden, öyle iyi bir vatandaşım eşinizden yani. Eşinizden dolayı da başınızın çok ağrıdığını. En iyi dönem bu dönem. Çünkü şu anda onun nerede olduğu belli. Evet. Ama olduğu yer pek güzel bir yer değil. Hapiste şu anda. Evet. Ve tek kişilik bir örgüt lideri değil mi? Tek kişilik, evet. Nedir o mesele? Kısaca anlatır mısınız? Aslında bir örgüt var tabii. Ama 90'lı yılların başında feshetmiş Sarp. Hı. Yani artık yani silahlı mücadelenin yani olamayacağına karar verip ya belki de yani solcu liderlerden biri evet, Sarp Kuray. Evet, tabii yani 68 kuşağının. Siz Sarp Kuray'ın eşi olarak şu anda bunu yapıyorsunuz. Evet. Diğer sorular şahsınız ama bu süreci anlatmak için tamam. O bilgiyi paylaşıyorsunuz. Sonra Türkiye'ye dönmeye karar vermiş. Yani 13 yıl Fransa'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye geldiği zaman 3,5 yıl, hani biz tanışmıyorduk aslında o zaman. Yani ben siyasi figür olarak tanıyordum tabii kuşkusuz. Yani o dönemleri her insan geldi gibi. Geldi ve benim buldu ve başımı derde soktu diyorsunuz. Doğru mu? Ya işte Halil Ergin seçim kampanyasında tanıştık biz. Ben boşanmıştım o dönem ve yani birbirimizi sevdik aslında. Bu da bunu çok önemsiyorum. İnsanların birbirine aşık olmak. O gün bugündür sürekli başım belada. Evet. Sonra 3,5 ay, 4 ay falan Bursa cezaevinde yattıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Hı hı. O gündür bugün 16. yılın sonunda Yargıtay şeyini onayladı, cezasını onayladı ve işte 4. yıl bitti, 5. yıla girdi. Ve kaç yıl daha yatacak? Aslında daha 3 yıl daha yatacak. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi bir hükümün? Mahkum eşi olarak. Yani kolay bir şey değil tabii. Bir de şeyler mesela ben bazı şeyleri okuduğum zaman gazetede mesela gazetecileri sizler de bilmiyorum sen gittin mi ama işte gidiyorsunuz rahatlıkla görüyorsunuz değil mi şeyleri cezaevinde yatan izin almak gerekiyor. Ya, izin alınıyor tabii savcılık izni ama mesela bizim orada öyle bir şey söz konusu değil. Zor görüşüyorsunuz. Hayır yani ben mesela çalıştığım zamanlar bazen savcılık izniyle görüyorum. Ama ben karısı olduğum için görüyorum bunu. Ama bir arkadaşı, yakın bir arkadaşı yani işte dostum gidip görmek istiyorum efendim. Hayır böyle bir izin verilmiyor. Hı-hı. Verilmiyor yani. Sadece 3 tane arkadaş görüşü var, izin var. En yakın arkadaşlar. O mahkum kendi seçiyor zaten Hı-hı. o şeyi, görüşçüleri. Bir de onlar eskiden ayda bir görüyorlardı. Sincan cezaevinde hangi mahkum bilmiyorum yani bütün mahkumlar Allah razı olsun diyordur o çocuktan. Onun açtığı bir dava sonucu yani benim ailem yok arkadaşlarım herkes gibi ben de her hafta görmek istiyorum diye açtığı bir dava kazandı ve bütün cezaevlerine yayıldı yani bu şey. Arkadaş görüşü de var şimdi her hafta açık görüşe de giriyorlar yani yakınları giriyor şeylerin yani herkes
kafasına esen girmiyor yani, giremiyor. Siz şu anda diyorsunuz ki ben artık şeyi hallettim. Son 3 yıla girdik. Eğer 4. yargı paketi size vurursa tahliye olacak. Olmazsa bir 3 yıl daha edeceksiniz. Ama şöyle bir şey var bir de. Sarp 24 Temmuz'da cezaevine girdikten, yani cezaevine girmesi gerekiyordu ahime dava açabilmemiz için. Cezaevine girdikten sonra geçen 24 Temmuz'da geldi şeyi. Onun bir 3 aylık bekleme süreci oluyor. Ekim ayında da o doldu, 24 Ekim'de. Yani hükümet, yani Adalet Bakanlığı itirazda bulunur mu diye o 3 aylık bir süreç oluyor. İtiraz etmediler. Yani gelen oradan kararı kabul etti Adalet Bakanlığı. O çoklu bozdular. İşte uzun yargılama, ki en Türkiye'nin başın belası olan şeylerden bir tanesi. Uzun yargılama. Sonra işte yeterli delil bulunamamıştır filan gibi böyle. Ve şey diyor mesela, tekrar tutuksuz yargılanmasına diyor. Yargılamayı kabul ettiler ama tutukluluğu kaldırmadılar yani. Hı hı. Yani biz buradan bekliyorduk tutukluluğu kaldıracaklar diye. Bir de şöyle bir şey var. SAR 12 Eylül hukukunun bir şeyi, yani 12 Eylül olmadan önce ülkeyi terk etmiş, tekrar dava açılabilir diye. Ve sonra dönüyor, ülkesine dönmeye karar veriyor. 12 Eylül hesaplaşmasının yerli yerinde olmadığını düşünüyorsun. Ben öyle düşünüyorum, çünkü sonuçta iki tane yani böyle 7000 yaşına gelmiş adamları yargılama bir şey değil yani. O insanlar, yani aynı şey mesela Tahir Canan için de geçerli bu. Tahir Canan meselesi. 32 senedir yani niye yatıyor yani? Ne yapmış yani adam? Yani aynı şey Sarp için de geçerli. Sarp'ın dışında anayasayı değiştirmekten bile yani değişmiş bir şey de yok ortada. Yani aslında ironi de burada. Ne değişti? Yani değişti. Evet, Kenan Evren değiştirdi. Şimdi de değiştirmeye çabalıyorlar bir taraftan. Yani 550 kişi değiştirmeye çalışıyor deliler gibi. Silahla değiştiremedi ama öteki. Evet, değiştirmediler. Hep Sarp'ın öyle söylediği bir şey vardı. Aslında değiştirmek istedim ama yani tek başıma da bunu yapacak gücüm yoktu. Peki diye. Sizin çok radikal söylemleriniz var. Bunlardan bir tanesi, sürekli Kürt hareketinin siyasal temsilcisi olan partilere oy verdiğini söylüyorsunuz. Evet. Ama onların da giderek milliyetçileştiğini görüyorum, ama ne yapayım, onlara verim diyorsunuz. Hayır, milliyetçiliğini. Ay, aslında yani çok uzun yıllar bu ülkede Türk milliyetçileri vardı ve halen var ve gittikçe de azgınlaşıyor. Onlarda da olabilir. Yani o kadar da şey görüyorum ben. Meşhur yani, görüyorsunuz. Ya yani. Görüyorum yani, olamaz mı? Yani bu kadar Türk milliyetçilerine karşı orada da gelişen bir şey var. Üstelik, siz bir sanatçı olarak tüm milliyetçilere karşı... Hayır, ben karşıyım. Ben karşıyım. Hı. Yok. Yani ama olabilir diye düşünüyorum. Orada da o... Ama yani, siyasi tercihlerinizi öyle yapıyorsunuz. Evet, öyle yapıyorum yani. Çünkü diyorsunuz ki tamam ben... Yani ben onların da kitle partisi olduğunu düşünüyorum. Yani herkes oy verebilir onlara, sadece Kürtler oy verecek diye bir şey. Sonuçta... veriyor da zaten İstanbul'da. Veriyor tabii, tabii İstanbul'da. Daha önce Fukuras milletvekiliydi. Tabii, o zaman da herhalde Baskın Oran yarıştı. Az bir farkla milletvekili olamadı yani. İstanbul'dan 3 tane milletvekili, evet, çıkardılar. Yani üstelik bu şeyle, yani mesela seçim barajı çok haksızca bir şey. O da yani o düşük tepki olsa... Tepki oyu olarak mı veriyorsunuz, yoksa ideolojik olarak solda mı buluyorsunuz? Hayır, evet, onu yani nereye vereceğim diye. Çünkü CHP diyorsunuz ki bana son derece ırkçı geliyor CHP'nin, evet, kafası. Evet, öyle geliyorlar bana. Tamamı mı, yoksa bir... Yani bir kısmı herhalde, yani çünkü tanıdığım insanlar da var orada, ama o kadar kemikleşmiş bir şey var ki, o insanlar o şeyi nasıl dönüştürecekler ben çok merak ediyorum. Yani orada da beğendiğim insanlar, AK Parti'de de beğendiğim politikacılar var benim. Kimi beğeniyorsunuz? Yani benim Bülent Arınç'ı beğeniyorum mesela. Bir çok samimi buluyorum ben söylemini. Hani bazen dalga geçiyorlar ya adamla, ağlıyor mağlıyor. Ağlama ne kadar insani bir şey. Yani ben reklamlara bile ağlıyorum bazen. Yani bu kamu spotu, yoksul çocuklar, o kız çocukları üzerine yapılan... O da bir halkla ilişkiler gibi düşünüyorlar ama siz samimi buluyorsunuz. Ben samimi buluyorum, doğrusu. Yani orada da beğendiğim politikacılar var yani. Yok, zaten insanın illa külliyen birisini reddetmesinin yanında durmaz. Evet, hayır. Peki yani bu CHP'de beğendiğiniz kimse var mı peki? Onu da sorayım. CHP'de? Mesela Kemal Bey'i beğeniyor musunuz? Hayır, beğenmiyorum. Neden? O mesela bu süreçte mesela başörtüsüne... Ya mesela Kemal Bey'i aslında şey buluyorum, cesur bulmuyorum, öyle diyelim. O yüzden beğenmiyorsunuz. Evet, yani mesela Tunçelli olup da bunu yani başkaları dile getirdiği zaman
Onun üzerine bir konuşma yaptığında, evet Tuncay insan, ben olsam basa basa bağırırım ne yani. Ne söylemesini beklerdiniz? Ya işte Dersimliyim ben. Evet ben Dersimliyim. Yapılan katliamın doğru olduğunu düşünüyorum falan. Bunlarla ilgili bir şey söyledi mi Allah aşkına bugüne kadar? Ama yani mesela şöyle bir tuhaflık yok mu? Ya işte bu da şey, bu siyasetin şey yanı. Ama yani bir genel başkan mesela kalkıp da ya ben Dersimliyim aynı zamanda Aleviyim diye bir şey söylese bunun topluma i̇şte faydası var mı? İşte onu da oradaki şey. Söylemeli mi sizce? Bence söylemeli. Bence söylemeli. Doğru olan. Tartışma sırasında mı yoksa ilk başta mı söylemeli? Başkaları onun adına söyleyeceğini bence kendisi söylemeli. Yani peki, şimdi başbakan söylüyor onun Dersimli olduğunu. Yani neredeyse bilmeyenler için başbakan söylüyor. Peki siyaseten birinin kimliği üzerinden bir tekşirde bulunmak doğru mu sizce? Ya mesela ben size desem ki işte siz şu musunuz bu musunuz ya da şöylesiniz böylesiniz. Bu demokratik ama bir... şimdi yani çünkü Dersim önemli bir şehir. Doğru. O anlamda. Şimdi ben Bursalıyım desem ne olur yani? İşte belki öyle bir sorun var. Dersim çok Cumhuriyet'in... Yani bir de benim böyle şehirlerle aslında öyle bir şey yani bir bağlılık şeyim duygum da yok da ama Dersim'i önemsemiyor muyuz biz? Önemsiyoruz. Çünkü bir dram var orada. Tabii. Peki şunu soracağım. Siz yani bence ona sahip çıkması gerekiyor. Yani ona sahip çıkması gereken AK Parti değil de... Cesur bulunuyorum derken aslında biraz şey buluyorsunuz. Yani o korkaklığı kınıyorsunuz. Anladım. Evet evet mesela işte açıklama yaptı. Bilmiyorum ismini kadın unuttum. İzmir Milletvekili. Ha Birgül Hanım. Yani mesela onların yani onun kaynatılmış olmasına o konuşmanın şu feci bir konuşmaydı. Onun saklanıyor olması falan filan. Yani gerçekten buralarda peki Türkiye'de ya milliyetçi bir parti bence peki, CHP. Peki Türkiye'de iktidarı eleştirmekten insanlar korktuğu için mi muhalefet eleştiriliyor? Ben oranın onları da eleştiriyorum. Yani. Ya benim öyle bir derdim yok. Yok benim hiç öyle bir derdim yok. Yani ben zaten şimdi mesela bir gün birine dedim ki Allah aşkına bir önceki Kültür Bakanı'nın adını hatırlayan var mı? Hiç kimseden ses çıkmadı. Yani bizim için öyle, bizim öyle bir derdimiz yok. Yani ben kendi adıma da söylüyorum. Ben zaten öyle biriyim de başka sanatla uğraşan insanların öyle bir derdinin olduğunu zannetmiyorum. Çünkü biz gerçekten kalıcıyız yani. Ben mesela 33 yıl bitti sinema oyunculuğuna başlayalı. Bir tane falan hükümet geçti. Bir sürü başbakan geçti. Bir sürü Kültür Bakanı geçti filan. Yani bir sürüsünün ismini bile unuttum şunu ben. Şunu soracağım Nur Hanım. Siyasal olarak siz sonuçta bir 68 kuşağın bir devrimci liderinin eşisiniz aynı zamanda. Evet. Öteki taraftan da siyasette takip ediyorsunuz. Hem içeriden yani artık aileden evet, hem gözlemci olarak. Bir ülkede etnik tartışmaların bu kadar yoğun olması, dini tartışmaların bu kadar yoğun olması sağlıklı mıdır? Yok ha dini tartışma yeni başladı zaten. Yani yeni başladı derken yani AK Parti iktidarıyla başlayan bir şey oldu. Orada da sağlıklı bir şey yok. Mesela insanların yakın olabilmek için o çabalarını görüyorum. Çok acıklı buluyorum İktidara aslında. İktidara yakın olmak evet, için. Evet. Sanatçılarda da var mı bu? Sanatçılarda vardır herhalde bilmiyorum yani. Onu bilemiyorum da. Mesela ben yaşadığım çevrede görüyorum. Son birkaç yıldır bütün dükkanlar kapanmaya başladı. Yani daha önce cuma namazına gitmeyen... Kapanmaya derken her şey cuma, öyle mi? Evet evet. Yani çünkü orada o baskıyı görüyor. Ya da öyle bir şey hissediyor. Ya ben de kapamalıyım. Yani esnaf arkadaşım oraya gidiyorsa benim açık olmam falan olmaz diye herhalde. Yani aslında gerçekten acıklı bir durum. Yani insanların zorunlu olarak bir yere gidiyor olmaları falan filan. Bilmiyorum yani ben onun nasıl açıklanacağını bilmiyorum. Çünkü ben öyle bir şey yapmam mesela. Ya benim anladığım kadarıyla siz şöyle bir siyasi tahlil yaptığınızda CHP'yi sert eleştirerek ırkçılığa giden bir milliyetçiliği olduğunu söylüyorsunuz. Evet, evet. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kendinizi özdeş bulmuyorsunuz. Onun daha dindar bir parti olduğunu düşünüyorsunuz. Evet. O yüzden tercihiniz BDP oluyor. BDP'den yana tercihim. Ve bu Kürt sürecindeki takılan tutumu da o zaman olumlu buluyorsunuz şu anda bir barış süreci. Ya şimdi barış sürecini destekliyorum ben. Yani mesela o anlamda AK Parti'yi cesur buldum ben. Yani böyle bir şeye kalkışmış olmaları yani bu neden bu kadar bir anda ortaya çıktı onu da bilmiyorum. Çünkü ben 11 ay mesela şeyde yaşadım. Diyarbakır'da yaşadım. Hı. Sultan Dizisi'nin çekimlerinde. Ben size bir şey söyleyeyim. Yani Kürt kökenli AK Partili milletvekillerin çoğu çok da böyle şehirlerde göğüslerini gere gere dolaşmıyorlar artık. Yani çünkü orada da mesela BDP'ye oy verebilecek insanlar... seçim dönemi yani başbakan Barış'ı çok konuştu çünkü özellikle o bölgede çok konuştu. Ben şeyi hatırlıyorum son o Diyarbakır konuşmasını hatırlıyorum.
Yani sanki iktidar olunduktan hemen sonra, yani bu ikinci şeyde ciddi bir şekilde barış işine girişilecek gibi düşündüm ama... Barıştan kastınız tam olarak ne olursa barış olacak Türkiye'de? Ya 30 yıllık bu manasız savaşın durması gerekiyor. Güzel, ne olursa barış olacak? Yani nasıl bir uzlaşı olacak? Yani bir defa bir af olması gerekiyor. Genel af. Tabii, yani siyasi bir af. Siyasi af. Yani çünkü... Yani tecavüzcüyü dışarı çıkartmayacağız. Bence evet. Burada da şu tartışma var, siyasetin sınırı ne deniyor? İşte mesela Sarp'ın yanında yatan bir çocuk var. 22 yıldır yatıyor. 18 yaşına girmiş. Yetmiyor mu adamın yattığı? 22 yıldır cezaevinde. Bir kare bir yer görmemiş. Buradan başlanabilir diyorsunuz. Buradan başlanabilir yani. Barışmak bu yani. Başka türlü barış olamaz zaten. Siyasi af, ana dilde eğitim. Yani mesela ana dilde eğitim deyince mesela CHP zıplıyor. Ya sana ne yani, seni zorlayan bir şey mi var? Ana dilde eğitim meselesinin aslında herhalde bu işin en kolay çözülebilecek tarafı olduğu da ortaya çıkıyor. Çünkü herhalde Türkiye'de ana dilde eğitime tepki veriyor. Ya görüyoruz. Mesela Kürt aileler bile bence çocuklarının inanıyorum ki İngilizceyi daha iyi öğrenmesi için deliriyorlardır yani. Ana dilde eğitim yani niye olmasa insanın annesinden duyduğu bir dili yani bu konuşulmuyordu zaten, bir de daha öncesini düşünürsek yani 12 Eylül öncesi ya da 12 Eylül sonraki dönemi. Yani niye zorlayacak ki bunları ana dilde eğitim? Yani bir insan ana dilini konuşmak istiyor olması dan niye bu kadar şeyler? Peki Türkiye'de kutuplaşmada, ben burada birkaç sanatçı arkadaşımızla da onu konuştum. Sanatçılar arasında bir özellikle evet hayır tartışması döneminde. Ben evet hayır kullanmadım. Siz herhalde. Ben protesto ettim. Evet. Mesela bu da çok tartışıldı. Protesto etmek referanduma katılmamak anlamına gelmiyor aslında. Evet demek anlamına geliyor. Öyle değil mi? Ha yani katılmayınca evetler toplamda mi fazlalaştı? Yoksa hayır, ben öyle ben düşünmedim. Yani ben niye öyle bir şeye zorlanayım ki diye düşündüm. Siz onun tarafı olmak istemediniz. Hayır istemedim yani. Boykotçulardan biri. Zaten yani hayır demezdim. Evet. Öyle de olsaydı. O zaman evetçi olurum derdiniz. Evet yani olabilirdi. Peki burada Sayın Halil Ergül'ün bir açıklaması oldu. Ben AK Parti'ye oy verdim deyince kıyamet koptu diye. Ay ortalık yıkıldı yani. Orada nasıl bakıyorsun? Ama ben şimdi mesela Halil'in oradaki konuşmasının toplamını değerlendirmediler ki. Yani sadece bir Türkiye'de böyle bir hastalık var bir de. Bir sürü bir şey konuşuyorsunuz ama oradan böyle bir şeyi çekerek bir cümleyi alıyorlar ve onun üzerinden bir hafta tartışıyorlar. Yani kendi arkadaşları da sanıyorum meseleye dahil oldu sonradan. İşte Halil Ergün'e karşı. Türkiye'de acaba sanat dünyasında da böyle bir mahalle baskısı var ve bir otoriterleşme mi söz konusu? Yok yok, ben zannetmiyorum. Yani biz aslında yani varsa da olmamalarını düşünürüm yani. Yani o tarafı kendilerini o şekilde görmemelerini düşünmek isterim. Çünkü biz gerçekten bağımsız bir iş yapıyoruz. Yani şimdi ne yapayım? Yani ben mesela dünyanın en özgür işini yaptığımızı düşünüyorum. Yani ama sizin kadar... gibi bile değil. Yani ben mesela senaryo beğenmiyorum, gitmiyorum. Birlikte çalışacağım insanları beğenmiyorum. Yani bu insanlarla ben bir şey yapamam diyorum, gitmiyorum. Peki, yani yaratı özgürlüğü, mesela Türkiye'de fikir özgürlüğü noktasında çok ciddi tartışmalar oluyor. O konuda nasıl bakıyorsunuz? Ya fikir özgürlüğü konusunda tartışmalar var tabii. Yani özellikle yazar takımından, yani medya üzerinde büyük bir baskı olduğunu görüyorum tabii ama. Sanatçı yani özgür mü Türkiye'de? Sanatçı özgür tabii ya, biz yani medyadan daha özgürüz. Yani, yani şimdi mesela bu bizim gibi düşünmüyor, bunu işe almayın falan filan da böyle bir şey yok. Yani herkes her yerde gidip oynuyor. Hayır yani, yaratı olarak mesela örneğin bir kitabın. Ha yaratı olarak. Ha şöyle bir şey var tabii. Ya mesela, asıl yaratı özgürlüğü tabii, değil tabii. Mesela bizim dizinin kaldırılması. Hı. Yani orada bir baskı var mıydı bilmiyorum ama yoksa kendiliğinden mi kaldırdılar Sultan dizisini bilmiyorum. Yani ama bu barış sürecinin bu kadar iyi gelişebileceğini düşünselerdi belki de kaldırmazlardı bir Diyarbakır işini. Ya da işte şimdi Kayıp Şehir çok güzel bir dizi, niye kaldırılıyor mesela? Yani İstanbul'da belki hiç görmek istemediğimiz o yoksulluğu, o ne bileyim
Yani bizim... Sizin yoksullukla da başınız dertte biraz değil mi? Çünkü Bursa'yı hatırladığınız zaman hayatımda evet. Hiç iyi bir şey hatırlamıyorum. Evet, evet. Benim hayatım evet, yoksullukla istedim. Geçti bütün hayatımız. Orada çok dramatik anlar da anlatıyorsunuz. Mesela ben... Mesela beni şey çok üzüyor. Geçen gün gene öyle bir şey gördüm. Yoksul çocuklar şeyine yazılı olduğumuz için okulda yıl sonlarında ya da bayramlar ya da bir şeylerde böyle şehrin zenginleri yoksul çocukları giydirirler. Ya ben şimdi öyle dizi hayır o çocuk biz hepimiz böyle gruplar halinde götürülürdük. Belki bize uymayan ayakkabılar, belki uymayan bir takım elbiseler verilirdi bize. Geçen gün onu bir filmde gördüm. Gerçekten gözyaşlarımı tutamadım. Bununla ilgili televizyonda bir haber gördüğümde o kadar üzülüyorum ki yani o çocukların teşhir ediliyor olması. Ben de teşhir edilmiş bir çocuktum yani. Okullarda çocukları yardım alan çocukları sahneye çağırıyorlar ve orada veriyorlar. Evet, evet, evet. Ve diğer çocuklar... Yemek de yerdik biz. Siz köfteye ulaşana kadar fasulyeyi... Evet, evet yani. Onu evet. Anlatır mısın oturacak evet, şey? Evet, çok evet. Yani eğer köfte yemek istiyorsan ki ben köfte yemek isterdim. Ama önce o kötü pişirilmiş kuru fasulyeyi sonuna kadar bakarlardı tabağımıza. Bitirdiyse köfteyi verirlerdi falan. Öyleydi yani. Onun için yani yoksulluk aslında bir ceza gibi. Yani çünkü bu ülkede gerçekten o kadar çok yoksul var ki yani mesela özellikle Güneydoğu'da ki Kürtler Güneydoğu demezler pek hoşlanmıyorlar Doğu Anadolu'da ama bölge orası da hani söyleyecek başka bir şeyimiz yok. Emin olun hani zenginleştik falan diyorlar ya böyle bir şey yok yani. Milyonlarca insan bu ülkede 1,5 dolarla geçiriyor gününü. Yani ben sokaklarda 3-4 yaşında çocuklar sigara satıyorlar. Yani bu ülkenin başına en büyük belalardan bir tanesi yoksulluk. Ve belki de bu barış olacaksa ki olmasını çok arzuluyorum. Yani gençlerin yani çok problemi var ya bu şöyle, ülkenin şöyle ya. Şöyle bir sorun mu var? Yoksulluk mi? Var yani. İstanbul'da da yoksulluk var. Yok mu yani? Var, kağıt topluyorlar. Orada çöplerden yiyecekleri yiyorlar demin yani. Demin o yüzden size onu sordum. Yani bunca yoksulluk ya da paylaşım sorunu olduğu bir ülkede sanki bu kimlik tartışmaları ki onlar da bir hak lüks. Elbette. Hayır lüks demiyorum. Ha. Tam tersine diğeriyle birlikte paralel gitmeyince gölgeliyor mu diyorum. Yani tabii, kimlik kadar ekmeği de talep etmek, sınıfsal bir bakış. Şöyle bir şey olacak. Eğer ki bunu artık yani şehit aileleri bile burada gerçekten bu savaş bitsin diyorlar değil mi? Onlar bile geldi. Bir kısmı evet, yani bir kısmı ama önemli yani değil, bir kişi bile olsa önemli. Bence de önemli ama görüyorum ben çünkü şimdi evlat acısı çok büyük bir acı. Çok büyük bir acı. Yani çünkü en fazla da onlar zaten yani herkes orada şovunu yapıyor. Kadının hayatından o gün içine çekip gidiyorlar. O anne yaşamı boyunca o çocuğun yokluğuyla şey yapıyor. Evde resmi konuyor. Ya bu gencecik o resim kalıyor yani. Yaşlanmıyor. O 20 yaşındaki tabii biz, haliyle. O kadar çok acıyı biliyoruz. Yani o anlamda bitsin istiyorum gerçekten. Kardeşin kardeşi vurduğu bir ülke olmaktan ondan sonra zaten biz asıl problemlerimizle yüzleşmeye başlayacağız bu ülkede. Yani şimdi yoksulluk belki daha öne çıkacak. Ne bileyim kadın meselesi öne çıkacak. Yani mesela şimdi sayıya baktığında dün mesela kadın cinayeti tamamen bir karakol işi değil mi? Onun şeyi hiç yok. Son 10 yılda 4622 tane kadın öldürülmüş. Bak ben bunu söyleyince çok sinirleniyorlar bana. Trafik kazası aynı şekilde 16 bine yakın insan ölmüş. Her gün dün 6 kişi öldü trafik kazasında mesela. Yani bizim çok sorunumuz var aslında. Tabii burada şöyle önemli bir mesele var. Yani İşçi ölümleri. Kürt sorununun tartışıldığı denklem elbette ki gerekçeleriyle birlikte artık taşınılamaz bir hale geldi. Evet. Eşimiz gibi. Ama öte taraftan mesela kadın sorununun ayrı bir parantez olarak hem Kürt hem Türk hem bütün etnik gruplar için o ulu orta olduğunu, erkek dilinin egemen olduğunu da görüyoruz. Belki yeni bir parantezle birlikte kadın sorununu yeniden mi tartışacağız? Kadın sorununu yeniden tartışacağız. Özellikle mesela ben 8 Mart'larda bir yerde gidip konuşmayı hiç sevmem. Yıllardır. Bir de ne hikmetse hemen oyuncuları falan sanatçıları ararlar. Efendim 8 Mart'ta bize gelir misin? Gitmeye kalksan Türkiye'nin her tarafına gitmek zorundasın. İlk defa çok uzun yıllar sonra bu sene gittim. Sabahın 9'unda dedim kadın mı tartışılır ya? Hani kurumlar hep şey diyor ya. Ya 8 Mart geliyor bir de böyle bir şey yapmamız lazım bizim diye. Yani illa konuşulacak. Çünkü siyasiler kadınların şeyini kutluyorlar bayanların diye. Bayanların 8 Mart'ını kutluyoruz diyorlar. Bir de böyle cümleler kurup filan.
Yani kadın meselesi çok önemli. Yani en büyük bekleyen sorunlardan bir tanesi bu. Acaba burada şöyle bir sorun da yok mu? Kadın eşittir aile denklemi üzerinde tartışmak. Ya kadını zaten bütün problem kadını zaten aile içinde resmettiğiniz için oluyor. Yani kadın bakanlığı diye bir şey yok mesela. Aile ve sosyal politikalar. Yani illa kadını böyle bir şeyin içine, ailenin içine. Siz nasıl algılıyorsunuz meseleyi? Ben özgür bir kadınım. Yani benim öyle bir derdim yok ama benim gibi olsun diye yani kaldı ki ben kadın mesela. Kadın sonuna nasıl bakıyorsunuz siz? Daha sınıfsal mı yoksa yeni tarz bir de feminist sınıfsal bakanlar da var? Yok feminist bakmıyorum. Daha sınıfsal bakıyorum. Yani kadının bir defa çalışmasından yanayım. Yani kadını yani çünkü eve hapsetme gibi bir şeyleri var. Yani bu belki de biz bütün iktidarlarda özellikle AK Parti iktidarıyla daha fazla hani eve kadına ev içi iş veriliyor işte bir takım şeylerden örgü hayatın gibi. Hayatın dışına bilmem. Atmak gibi. Evet yani kadını eve hapsetmek gibi yani. Ya da işte 3 çocuk doğru ne yapacağız 3 çocuğu yani. Bir tane çocukla insan baş edemiyor. Yani ben bir tane çocuğu zor büyüttüm. Yani bir de oyuncuyum ve inanılmaz da o okul paraları yani. Zaman zaman şey yaptım, icralık falan oldum. Bir de onlarla boğuştum düzenli. Tabii yani 3 çocuğu nasıl gönderecekler okula? Hangi okula? Üniversitelerin hepsi paralı. Devlet üniversiteleri bile paralı. 800 lira yakın para alıyorlar devlet üniversitelerinde. Sizin belleğinizdeki bu özellikle bunun altını çok net çizmişsiniz. Bu. Yani kadının çalışması gerekiyor. Hayatı kadının çalışmasını ev içi yani kocaları istemiyor. Yani bütün problemler cinayetlerin bir sürüsü de bunun şeyinden çıkıyor. Belki aşkı bitiyor, ayrılmak istiyor. Gördüğü şiddetten ötürü terk edip yani yine sonuçta aslında yine babasının evine sığınıyor. Gidecek bir yeri orayı de yok. Orayı da kabul etmiyor baba. Baba da işte evine git diyor. Evine git diyor filan ama isteyen aileler de var işte. Zaten dikkat edersen öldürülen yerler hep babasının evinde dışarıya konuşmak için çağırıyor ve bu öldürülenlerin çoğu da zaten bir de maalesef devlet koruması almış kadınlar. Orada da başka bir dram var tabii. Yani evet. Devletin koruyamaması hali ya da karı koca arasına girilmez. Tabii yani o cinayetlerdeki haksız indirimler filan yani işte erkekliğimle alay etti diyor filan. Şimdi cinayet işlerken ikisi arasındaki konuşmayı hakim bilemez ki. Ama orada adama o indirimi sağlıyor ama son bir şey çıktı sanıyorum Yargıtay'dan. Asla kadın cinayetlerine bir indirim yapılmayacak en ağır cezadan vereceğiz filan diye. Belki bilmiyorum caydırıcı olabilir. Peki yani. Sanat dünyasında erkek egemen ve çok tabii, saldırgan tabii. Bir dil var mı? Mesela siz bir kadın olarak ne yaşıyorsunuz orada? Olmaz mı? Mesela ben sinemaya şimdi yok aslında. Ben sinemaya yeni girdiğimde bir kadın düşmanlığı vardı. Kaldı ki düşün. Yani, ne tür bir kadın düşmanlığı? Mesela kadın asistan yoktu. Bir tane iki tane vardı ve erkek oyuncular... mesela benim çalıştığım bir üçüncü filmdi galiba. Bir kadın asistan alınmış. İki kadın asistan alınma Atfı abiyle başlamıştır. Yani çünkü Atfı abi kadınları çok seven bir adamdı. Dolayısıyla ya bu kadınlar oyunculardan yani bu geliyor. Bu kadın asistanlar işte türemeye başladı. Erkek asistan arkadaşlarımıza iş kapıları kapanıyor falan filan diye. Ama şimdi... Dizilerin de bir yararı oldu. Yani dizilerin hayatımıza girmesi. Çünkü sanat yönetmenliği diye bir şey yoktu o zaman. Set ekibi yapardı o işleri. İşte oraya bir saksı koyduk. Peki şu anda biz doğru dürüst filmler çekebiliyor muyuz bir taraftan? Ya çekiyoruz tabii. Öyle çok mi? Güzel filmler çekiliyor. Gerçekten seyirci bulamayan çok güzel filmler çıkıyor. Seyirci bulamayan mıdır makbul bu işlerde? Yani yok işte sanat filmi ama ne işim var burada falan diye herhalde. Yani en fazla şu anda... Düşünün Nuri Bilge Ceylan'ın filmi nihayet 100.000'i geçti yani. Ya sıkıcı bulunamaz mı o film? Mecbur muyuz o filmleri beğenmeye? Ama sıkıcı değil, güzel filmler. Hayır yani insanlar bakıyor ve beğenmiyor. Olamaz mı? Yani illa başarılı olduğunu ödülle ispatlıyor. Seyirci beğenmiyor. Her zaman seyirci mi yanılır? Ya tabii o bir seçim meselesi yani sizin sonuçta. Anlayıp da bizim yani, anlayamadığımız ne var mesela filmlerde? Ama yani hikaye güzel anlatılıyor. Yani ne bileyim o kurdukları oyuncular iyi oynuyor. Daha fazla özen gösteriliyor. Yani ama ben şeye de karşı değilim. Yani öbür işte 4 milyon yapıyor. Oraya da gitmesi kimse falan böyle bir şey söyleyemem zaten de. Yani bizim şöyle bir arayı bulamaz mıyız? Mesela ben tabii asla Sayın Nuri Bilge Ceylan'a yönelik bir tahlil yapmıyorum. Şeytan avukatlığını yapıyorum. Yani bir tarafta Nuri Bilge Ceylan, bir tarafta da Recep İvedik. Yani biri sanat, biri çok popüler. Ama çok falan. Haksız bir şey oluyor. İşte orada 5 milyona yakın insan görüyor. Biz arada yani ikisinin de dışında bir seçenek yok mu? Fransa'da bunu yapıyorlar mesela.
mesela. Nasıl yapıyorlar? Yani ben... Fransa'da kendi filmleri aşağı yukarı bütün filmleri çok iş yapıyor Fransızların. Ya ben şunu merak ediyorum daha doğrusu. Kamera mesela adam dağa çıkacak. Kamera adamla birlikte dağa çıkıyor 1,5 saatte. Fenalık ya, ben dağa çıkmak istesem ben yürürüm. Niye kamera çıkartın? Mesela bu estetik ölçü bu mudur? Yani yok, herkesin bir tabii yani bir dili var sonuçta. Yani, ben anlamadığım için soruyorum bu işte. Ya abim ben de seviyorum yani o filmleri. Yok, yani seyirci mi? Seyirci yani herhalde yani sanat filmi ama şimdi upuzun yürüyorlardır diyor senin dediğin gibi. 4 saat işte bir yere bakıyordur falan filan diye düşünüyor. Hiç çekemem diyor herhalde. Öyle. Uzun uzun bakışmalar. Ama, mesela ama bu sene çok güzel filmler var festivalde son şeyde. Bir 3-4 tane ama kadın sizin... yönetmenin yani çok iyi işler çıkarmışlar. Sizin bilmediğiniz bir yönetmen kuşağı var ama daha önce arabesk söyleyip daha sonra film yapanlar kuşağı hepsi çok başarılı deniyor. Hangisi? Sevgili arkadaşımız Mahsun Kırmızıgül çok önemli bir yönetmen oldu. Sonra da Emrah oldu mesela. Evet ben Emrah'a şaşırdım çünkü hatta onunla ilgili tweet de yazdım. Emrah Erdoğan bu kim dedim ya. Küçük Emrah'mış yani. İşte halk çocukları. Soyadı da öyle değildi. Nereden çıktı o? Emrah İpek de onun soyadı. Şimdi Erdoğan mı? Erdoğan dedim şey mi? Evlatlık mı aldılar yoksa? Erdoğan ailesi. Hayır bunu ciddi soruyorum. Karşı mısınız kategoride? Yok yo, canım herkes her şeyi yapabilir yani. Ben hiçbir şeye karşı değilim. Yani birileri daha iyi yapar. Onu biliyorum. Hayır, benim burada tek tartıştığım mesele önce şarkı söylemek iyi film yapmak için bir kriter midir? Hayır. Yani... Ya ama ben bilmiyorum yani şimdi görmeden bir şey diyemeyeceğim o Emrah'ın filmini ama nasıl bir şey çıktığını da aslında merak da etmiyorum yani. Niye mesela merak etmiyorsun? Etmiyorum yani. Ya adı yani Emrah niye diye bir insan saat yapmak yok mu? Yok var tabii yapsın. Yani Emrah filminde bir... Orhan Alkay oynadı. Mahsun Kırmızıgül'ün filminde Yıldız Kenter oynadı. Bunlar da az buz oyuncular değil aslında. Değil tabii yani ama... Burada da bir seçkincilik sorunumuz var. Ben oynamam mesela. Onu neden? Kendimden neden? Örnek vereyim. Çünkü kimseyle ilgili bir şey konuşma neden? Şeyini bulmuyorum. Yani çünkü sorun. Güvenmem yani. Ama bu adamlar daha çekmeden nasıl yönetme olacak? Önce başkalarını da acaba... Ama yani şimdi Emrah'ı görmedim ama başka şeyleri de gördüm yani. Herkes çekti ya. Neyi gördün? İbrahim Tatlıses de film çekti. İbrahim Tatlıses o dönem... galiba bana film teklifi de bulmuşlardı ama ben oynamadım yani. Yani bu kategorik olarak... Yani ben komedide de oynamadım. Yani, o niye mesela? Yani oynamadım mesela Kemal Sunal'la da oynamadım ben. Epey bir darılmıştı bana. Ama yani ben şimdi öyle bir şeyin objesi olmak istemiyorum. Yani orada adam birileri komiklik yaparken de birileri şarkı söylerken bana ne yani? Yani her şeyin bir Beklama amacısı gidiyorum. Var. Son soruyla tamam. Birlikte. Kritik soruyu soruyorum. Tabii Nur Hanım son derece hassas. Bu arada benim sorduğum sorular da aslında biraz da kaşıyıp fikirleri açığa çıkartmak için. Bir gün birisi bana sorarsa ben de bu sorulara cevap veririm. Bunu ironik olarak söylüyorum tabii. Gelin bizim kritik sorumuza. Sayın Nur Süreyya şunu soracağım. Türkiye'de bir altın portakal tartışması ve hakkaniyet meselesi oldu. Nur Hanım da Türkiye'de sinemada önemli isimlerden biri. Acaba yarın bir gün bu tartışmalarda nasıl saf tutar? Örnek Hülya Avşar üzerinden büyük kıyamet koptu. Hülya Avşar niye jüri başkanı oldu diye. Bu tarz tartışmaları doğru buluyor mu? Yoksa ödül aslında bir baş belası mı? Ya da herkesin başına gelebilecek sıradan bir olay mı? Reklamlardan sonra. Nusra'yla birlikteliğimiz sürüyor. Kritik soruyu sordum. Altın Portakal ekseninde bu tartışma sürüyor. Hülya Avşar jüri başkanı olduğu için kıyamet koptu. Siz o çareleri iyi bilen birisiniz sonuçta. Evet. Bu haklı bir tartışma mıdır? Yoksa ödül aslında bir palavra mıdır? Bir ödül alınır verilir. Esas olan geride kalan ağız tadı, o estetik haz mıdır? Evet. Yani aslında tabii insanın yaptığı bir işten ötürü ödüllendirilmesi güzel bir şey. Yani yani bu... Film içine kim ödüllendiriyorsa onu mutlu eden bir şey. Mesela o tartışmada ben Hülya Avşar'ın yanında yer aldım. Neden? Çünkü neden? Çok erkeksi bir söylemdi. Bir de üstelik... Erkeksi miydi o söylem yoksa hakkaniyet tartışması mıydı? Ya ama onun şeyini... adını da bulamadım adamın şimdi. Hangi adamı? Hülya Avşar'a karşı olan jüriden çekildi. Levent Kırca. Levent Kırca'nın şeyi değil yani Levent Kırca 2 tane filmde ya da 3 tane filmde oynamış bir oyuncu.
Yani şimdi 40-45 tane filmde oynamış bir oyuncu sen orada olabilir falan filan böyle bir şey söyleme hakkını kendine asla peki bulamaz. Peki şöyle diyemez yani. Mesela ben hiçbir filmde oynamadım ama desen ki ben Altın Portakal jürisinde yetkin isimler istiyorum desem ben de erkeksi bir tartışmaya girmiş olurum. Yani filmde oynamam. Yetkin isimler derken şimdi şey oluyor mesela her meslekten bir şey seçiyorlar. Eskiden bunu kurumlara verirlerdi sonra kendileri seçmeye başladı ki en doğrusu da o. Ama yani... siz Emrah'ın filmde oynamam diyorsunuz Hülya Avşar'ın jürisine güvenirim diyorsunuz. Hay güvenirim derken yani Hülya Avşar'a karşı yapılan şeyde Hülya Avşar'ın yanında oldum ama Hülya Avşar'a geçen gün sinirlendim bir yanıyla. Niye? Çünkü kadın meselesine çok sinirlendim. Gördünüz mü? Erkek dili kullanmak için erkek olmaya gerek yok. Evet, çok sinirlendim orada. Yani işte rahat durmayan kadınlar var falan filan diye. O sevmedim aslında yani. Kadının rahat durmaması iyidir. Niye rahat bence de ya? Rahat durmaması lazım kadının ayrıca. Yani ne geliyorsa başımıza çok rahat durmaktan geliyor. Halbuki biz kadının tartışan olmasını ve evet. Hakkını aramasını istiyoruz. Ama festivallerde doğru şeyler çıkıyor mu? Tabii o tartışılır. Ona öyle bir cevap vereyim. Yani ben çünkü belli bir şeyden sonra birkaç defa jüri oldum. Ve orada çok hak yenildiğini gördüm jüri tartışmaları içerisinde. O yüzden bir daha asla dedim böyle bir şey. Jüri de olmam, ödülü de almam mı diyorsun? Yani ödül alırım. Ödül alırım yani iyi bir şey yaptıysam, hak ediyorsam. Ama niye? Jüriler problemli diyorsun. Jüriler problemli ama yani oradan yine de bir şey çıkar. Şöyle yani bir şey mi oluyor? Jüriler problemli, ödül bana verirlerse problemli değil. Yok, değil. Ya, ama yani gerçekten iyi oynamışsa, yani orada oyuncularının haklarının yenilmesi, yönetmenlerin. Yani çünkü onu gördüm yani o tartışmalarda. Ve... Çok oluyor her jüride bu oluyor evet. Ama değil mi? Edebiyatta falan da çok oluyor. Edebiyatta da oluyordur. Tabii o tarafı hiç bilmiyorum ben. Bu arada ben de şunu söylemek isterim. Yani sizinle aynı taraftayım. Ben de Hülya Avşar'a yönelik tartışmada Hülya Hanım'ın yanındaydım. Nedeni de şuydu. Sanki Türkiye'de herkes Allame Cihan ve Hülya Avşar evet. Kötü. Evet. O da haksızlık diye düşünüyorum. Evet. Ama mesela Emre Han'da film yapma hakkı var diyorsunuz. Yok var tabii belki yani. Belki yarın bir gün ben film sevdikçisinde beğenirseniz oynarsınız. Yok bilmiyorum yani zannetmiyorum. Kategorik yani. Olarak mı reddediyorsunuz? Evet. Yani ne olursa olsun Emre filminde oynamam. Yok çalışmam yani. Bu da seçkinci bir tavır değil mi? Seçkinciyim ben ama sinemada. Haksızlık. Yok hiç haksızlık. Ben kendime haksızlık yapmış olurum yani oynarsam. Çünkü ben yani benim mesela benim dönemimden gelen çok az oyuncu var şu anda halen çalışıyor olabilen. Yani çok azız. Kıymetimi bilin diyorsunuz. Hayır kıymetimi bilin değil yani. Biliyorum. O 100 tane falan filmde oynamış 33 sene ben 40 bile yok benim. Yani demek ki bir şeyim olmuş yani. Bir seçim yani var. Ne kadar az kirlenebiliyorsam öyle olmuş. Ve şey seçiyorum yani. Peki. Hacı seçmek iyidir de. Her şeyde evet. Teşekkür ederim. Yok. Nur Sürer bizim için suskunluğunu bozdu diyelim biz de aykırı sanıyor. Çünkü Nur Hanım'la biz Datça'da tanışmıştık. Çok hoş bir sohbetimiz olmuştu. Evet. Aradan zaman geçti. Datça güzel. Hanımefendi güzel. Umarım programda güzel olmuştur. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.